Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme arinel hakka hakka ve rızıkna ittiba'ahu ve arinel batile batilen ve rızıkna iştinabahu. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma'allamtena ve zidna ilma. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'den dersimizin başında sorayımız ki bana şu soğuk hava kuruşuna karamasından adamlar ısır uyuda bekini götkenine karamasından acil sevap ümidi de bu yerge geldik. Allah Azze ve Celle berçe amellerimizin evvelen var halis kılsın. Ve bizni salih ameller defterine bu hareketlerimizden Allah Azze ve Celle yazsın. Soğuk ham bulmaydigan, ıssık ham bulmaydigan, bargan bitkeni nimet bulgan uşu cennetine Allah Azze ve Celle hamamızını kirgitsin. Bu amellerimizden Allah Azze ve Celle münasip ravuşta mukafatlasın. Allah'tan şunu sorayımız. Çünkü cennetke kirişlik bu nihayette kıyındır. Onun için elbette az rahma şakkat gereğidir. Min afsuslar bulsun ki dünya desek soğuk buluşuya karamazdan hemen arsaya tayyar bulamız. Cennet dese derhal kusumuzda canımızın rahat görünüp kaladı. Lakin bunun için insan az rahat hareket kalıp bana şu meşakkatlerde uçuş gereği. Allah Azze ve Celle hani bunu bir kere gitmeydi inşallah. Bugün adab, ahlak dersimiz iken, ana o şey adab ahlak dersini devam ettiremiz. Bugünkü dersimiz inşallah sözleşu adabı hakkında buladı. Allah Azze ve Celle insanca cüde çok nimetler de verdi. Allah'ın vergen nimetlerini kança sanesek, kança gepirsek azdır. Allah Azze ve Celle bu nimetlerini verip yine koymadı. Belki bu nimetlerini amanat ham kılıp verdi. Ve bu nimetlerini yine Allah Azze ve Celle kandey kılıp işletiş gerek. Kandey kısa bu nimetler doğru bulup Allah razı buladı. Kandey kılınsa bu nimetlerine doğru işletilip Allah'ını gazabı gövüşüreledi. Bu hakkıda Allah ve onun Resulü bizge bayan kılıp verdi. Bana şu nimetlerden bittesi bizim yapırış nimetimiz. Uzunumuzda buladigen İçimizde buladigen, oylaydigen fikirlerimizini bayan kılıp verişliyor. Bu nimet şunu diye katta nimet ki kanı kaysı bir hayvan uzunikini şuna kakı beri yaptı. İnsan çelik çıraylı gepredigen, insan çelik belagat, fasahat bilen gepredigen bu nersler bu mahluk yoktu diye. Allah şunu bergen. Bana şu til bilen insan karen ki şunu diye bir gepler gepredi ki insanlık kalbige bu yetip barıp yığlatadı, kerek olsa küldüredi. Hemen asakladı. Bana şu dil, bana şu dayan. Buna hem Allah Azze ve Celle'nin uzu veriyor. Allah vermezse insan buna kılamıyor. Ne bileyim olsa hayvallar uzun uzun kıvamayken bulmuş. Buna hem Allah Azze ve Celle bana Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul bayan. Yani Er-Rahman suresi de Allah Azze ve Celle diyordu ki Allah Azze ve Celle insanca Kur'an veriyor. Mene şu insanla hem Allah Azze ve Celle halakal insan, insanla hem mene şu Allah yarattı. Ve yine yarattık yine koymadı, onge beyanını hem örgüttü. Beyan ne o? Beyan o, gebeşlik. Oşa oylegen nersesini, bilgen nersesini nütkü arkalı, tıra arkalı düşündürüm gelişim. Mene bunu demek Allah Azze ve Celle verdi. Biraderler, her bir nimetini Allah Azze ve Celle bergenden son, onu kendi derecesine karar, onu hakkıyam çünkü ulu oladı. Verilgen nimetti, karaydıgen bosa, nimet büyük bosa, onun amanatlığı hem büyük oladı. Onun hakkını öteş hem büyük oladı. Hemen her sene o şey demek, Allah bergenden ki, uzun hakkını öteşlik gerek. Ve o şey bergen nimetini, şükrünü öteşlik gerek oladı. Eğer biz til bizge katta berilgen nimet deydigen bulsak, ana oşa katta nimetke biz katta şükür kılmaklığımız lazım bulur. İslam dini
nimetlerin içinde yine katta bir nimet bulgen sözleşiş nutkunu insanların arasında kançalik büyüklüğünün itibarga alıp bunge ahemiyetini cüda kattık karadık. Çünkü insan gapsiz yaşamaydı. Hem de gapirin. Ertelepten turup gapiramış, keçkeçe gapiramış. Gapiroramız, gapiroramız. Bizde hayatımız eken de bu gapiriş. Hayatımız bu koyamdan ki, bana bunu demek insan şu hayatı da işletledigen sözde kandey kılsa doğru bulup bu nimetke şükür buladı, kandey kılsa bu nimetke küfrana küfür oladı. Bunu hem İslam kattık durup etti. Afsus ki yapırış nimeti kop insanlar kadirge gitmeyi bekardan bekarga bu umrunu sarflıyor. Hatta misal ki mesela Allah bir baylıktı verse sizge, baylık verse. Şu baylıkta siz ertayı keç, hala seyiz, işletişiz mümkün yakşı yolga, hala seyiz, bekardan bekarga çerçit sarflaşır. Allah Azze ve Celle Nisa surası da yaptı ki La hayra fi kethirin min necvahum illa men emara bi sadakatin au ma'rufin أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله عز وجل يتيبتك سلرد كوب بربرلرين بلان يبلشلرين ده صحبتلرين ده سرل كيلشولرين ده حملة بلان كوب جلغن فايدة سيوبي بي فايدة در فقط بتنسك فايدة بار O ham bolsa deyapti, kim mana bu gapirilayotgan gapda yaxshilikka buyursa, sadaqa berishlik to'g'risida gap bo'layotgan bo'lsa, sadaqa berish. Yoki yaxshilikka buyurish, yaxshi gaplar bo'layotgan bo'lsa, yoki odamlarning orasini isloh qilish uchun gapirilayotgan bo'lsa, mana shu gapdagina foyda bor. Demak, sadaqaga buyursa, yaxshilikka buyursa, odamlarning orasini İslah kılıçlıkke, yakşılık, yakşılaşke buyurursa, bana şundan fayda var. Yine, kılıyatken bana şu yakşı işler hem Allah rızalığı için buluş gerekir. Allah rızalığı için bulmasa, bundan hem olmasızlığını sevaptı, ayette devam ediyor. Ve men yefa'i zâlike ibtiha emardatillah. Eğer şu işlerde kılıçtan mahsatı Allah Azze ve Celle'nin rızalığı için kılıyatken bulsa, Ana endi Alloh azza va jalla bunga buyuk zo'r ajr savoblarini beradi deb. Islom ko'rib turibsizlar, mana bu suhbatlashish, gaplashishni ham nima qilyapti? Ibodat qilib qo'ydi. Mana shundan ham inson katta-katta ajr savobni oladi deyapti. Bo'lmasa gap bo'lmasa tildan chiqayotgan bir katta bir sizdan bir moli dunyo katta bir qiyinchilik ham ketmaydi. Insonni qandayligi, insonning aqli darajasi, ilmi, hamma yo'g'ini insonning gapirayotgan gapidan bilib olamiz. Inson biror gap gapirsa, o'sha gapidan uning kim ekanligini, qanday aqidada, qanday axloqda, hamma yo'g'ini bizni o'lchayotgan narsamiz uning og'zidan chiqayotgan gapi bo'ladi. Shuning uchun insonni qanaqaligini bildirib turadigan belgi uning gapi bo'lgandan keyin Oz ozadan İslam bana şunge cüde katta ahamiyet yaradı. Bu narsanı kimde kim doğru yolda işletedigen bosa, keregli peyitte işletedigen bosa, unge acir sevap oladı. Kereksiz peyitte uşa narsanı nama kılış gerek? Tiyip duruş gerek. İnsanga Allah Azze ve Celle nama verdi? Til verdi. Bu tilini şülep duruşunu verdi. İnsanga Allah Azze ve Celle cinsi azalarını verdi. Uni ham noto'g'ri yo'lga ishlatsa gunoh, to'g'ri yo'lga ishlatsa savob qildi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdiki: "Vallazi la ilaha g'ayra ma 'ala dhahri ardi shay'un ahwaj ila tul sijni min lisan." Bu qasam ichib aytayaptiki, Allohdan boshqa hech bir iloh bo'lmagan Allohga qasamki deyapti. Yer yuzida eng bir turmaga solib, mahkam bog'lab turiladigan narsa bu tildir deyapti. Nimani qamab qo'yish kerak, nimani ishlattirmay bog'lab qo'yish kerak desa, birinchi o'rinda tildi deb aytish kerak. Chunki mana shu tilning sababidan
insonning boshiga juda ham katta bir musibatlar kelib tushar ekan. Inson ko'p gapirishlik bilan majlislarda, yig'ilishlarda o'zining o'ylamasdan gapirib qo'yishliklari bilan inson o'zining obro'sini tushirib qo'yishligi hech narsa emas ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shuning uchun sahobalariga doimo mana bu tilni kam ishlatishlikka nasihat beradi. Bir kuni Imom Ahmaddan bo'lgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abi Zar Riforiga aytdilarki, "Alayka bituli samti fa innahu matradatun lish-shayton va aunun laka ala amri dinik" dedilar. Senga nasihatim shuki deyaptilar, jim turishlikni o'rgan dedi. Ko'proq jim turishlikni o'rgan dedi. Chunki jim turishliging shaytonga qarshi senga kuch dedi. Jim turadigan bo'lsang, shayton seni yenga olmaydi. Va diningni buyruqlarini bajarishda ham senga jim turishliging yordam beradi deb aytdilar. Shaytonga berib qo'yildiki, tilni shayton o'ziga qurol qildi. Shaytonning quroli insonning tili ekan. O'shani berib qo'yibdi. Demak, haligi tilni ishlatsangiz, ko'proq shaytonga shunchalik bu qulay bo'lib ishlatishligi oson bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, Imom Ahmaddan bo'lgan rivoyatda La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu. Wa la yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Qaraydi. Bir bandaning iymoni mustaqim, to'g'ri bo'lmaydi. Qachonki uning qalbi to'g'ri bo'lmaguncha deydi. Insonning qalbi birinchi o'rinda to'g'ri bo'lar ekan, keyin uning iymoni to'g'ri bo'ladi. Chunki iymonning o'rni qalbdadir. Va uning qalbi to'g'ri bo'lmaydi, hatto uning tili to'g'ri bo'lmaguncha. Demak, tilga shu qadar ham bog'liq ekan. Insonning tili to'g'ri bo'lar ekan. To'g'ri so'z, har bir gapirgan gapi haqiqatdan chiroyli yaxshi bo'lsa, keyin uning qalbi yaxshi bo'lar ekan, qalbidan so'ng iymoni yaxshi bo'lar ekan. Mana bu iymonni tilga bog'liqligini Payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'p o'rinlarda hadislarida ta'kidlab o'rgatib ketgan. Qani ko'ryapsizlarmi? Ya'ni insonni iymonini, qalbini to'g'rilashlikka uning tili nihoyat darajada bog'liqdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam min husnil imanil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi degan Imom Tirmiziydan bo'lgan hadislari bor. Ya'ni bir kishining iymonini chiroyliligi deyapti. O'ziga aloqasi bo'lmagan narsaga bunini tiqmasligi degan. O'ziga aloqasi bo'lmagan narsani gapirmaydi. O'ziga aloqasi bo'lmagan narsaga aralashmaydi. Bu uning chiroyli iymonining belgisi deyapti. Aralashmaydi, meni ishim emas deydi. Bu men yechadigan masala emas. Men bunga aralashmayman. Har bir narsani o'zini mutaxassisi bor, o'zining ishi bor. Men aralashmayman. Men o'zimga o'zimga javob beraman. Shuning uchun mana bu tilni deyishlik, noto'g'ri, bekorchi, behuda so'zlardan ushlab turishlikning o'zi ham insonni dunyoyu oxiratdagi baxt qildi. Yana kimda, yana nima qildi bilasizlarmi? Firdaus jannatiga kiradigan mu'minlarning sifatiga haligi o'zini lahudan, ya'ni bekorchi so'zlardan tiyishlikni qo'shib qo'ydi sifatiga. Ya'ni kim Firdavs jannatiga kirmoqchi bo'lsa, mana Alloh azza va jalla Mu'minun surasini boshida aytdi. Farzlarni aytib kelib, namoz farzi, zakot farzini aytganda, namoz bilan zakotning orasiga tilni tiyishni ham qistirib ketdi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
Allah Azze ve Celle diyordu ki, necat taptı, kutundu, dozaktan cenneti buldu. Bugün diyen Firdevs cennete girdiğen buldu. Şimdi mumuller ki, onlar namazlarını huşu bilen okur ediler. Birinci sıfatı namazlarını huşu bilen okur ediler. Demek evvelen var namaz okuyucu buluş gerekir. Namaz okumasından durup hayal dikemezsin cennetke diyordu. İkinci diyordu, ular bekarçı, faydası bulmayan derselerden yüz ögürücüdür. Bekarçı geplerden yüz ögürüp gidiyor. Bekarçı ne demek yani faydası yok diyor. Şimdi zararı bulsa ki umuman kımaydı. Hatta faydası bulmayanını yan kımaydı. Kısa fakat faydalı. Geperken geper fakat faydalı olan diyor. Ve ular zakatını verucilerdir de Allah Azze ve Celle sıfatlığında görürler ki namaz bölen zakatını orası gel. Hoş koydu, faydası yok sözlerden, ular yüz ögürgücülerdir. Afsus ki dünyada insanga verilgen şimdi bir katta nimet, bu bana şu gapirişlik nimeti, eşitişlik nimeti. İnsan cüde katta hayatını bekardan bekarga ötküz var yaptı. Hazır adamlar gapir yapken gapirleri bizge nime fayda veriyordu? Kança kinalar kurulu yaptı, kinada gapirledi. Kaç aşırlılar etkili yaptı? Diyem yapırdı. Gazeteler çıkı yaptı. Kaç jurnaller çıkı yaptı. Kitablar çıkı yaptı. Oy ooo. Bu endi hesablasayız hesab kılamayız. Cüddü ku. Lekin bunların hemmesini atı lağıl deyildi. Faydası yok. Bir fayda gepler oluyordu. Bunun içinde hatta zararlısı yapmak. Bana insanın şimdi kımmetli baylığı yoktan yokka olup parlanı yok. Şunun için İslam dini bana şunluğa kattık karşı durdu. Çünkü insan özü bilip bilmezden artıca yapır organından soy, halaga halamayı islep islemeyi bilip bilmezden günah sözlerini hem yapır koyuşunu. Köp yapırsa insan tutanmayı kaladı, tiliden bir nesil açıp edip kaladı. Şunun için alımlar iterken ki, men deydi hayatımda yapırgen yapım bilen yapırmayan yapım diye çalıştırıp karasam diye gerekir. Hayatımda nimaga shuni gapirmadim ekan degandan ko'ra nimaga shuni gapirib qo'ydim ekan deganga juda ko'p afsuslanganman. Nimaga men shu so'zni gapirib qo'ydim ekan deb ko'p afsuslanganman. Nimaga gapirmadim ekan degan ham bo'lgan, lekin u juda kam bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi? Tilni natijasida qancha afsus nadomatga olib ketib qo'ydi. Musulmon qancha o'zini bekarçı gaplardan tohta tavursa, şunca tozalana uğradı. O şunca tozalengen sarı, onun derecesi hem kurtarılındır, bana uğradı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bana Enes bin Malik radıyallahu anh'a hayat yaptılar ki, bir insan vefat etti. Bu, İmam Tirmizi'den bulgen rivayet. Şunda, bir adam, uşa ölgen adam hakkında etti ki, bu adam dedi, cenneti dedi. Bu ölgen adam, cüdeyen cenneti adamıydı. Degen de, Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gapını değiştirip durdu. Şundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ettiler ki, اَوَلَا تَدْرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ ف۪ي مَا لَا يَعْنِيهِ اَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُسُهُ. Sen kayırdan bilesen, sen onu, ben şu adam cenneti deyip yapırdın. Sen hayırdan bulasın onu cenneti deyip. İhtimal ki diyaptı, ihtimal ki diyaptı. O, özüge alakası bulmayan birer bir gapti yapır koygandır diyaptı. Yani özüge alakası bulmayan bir fayda bir gapti yapırıp koygandır ihtimal sevketten bulasın. Ya ki diyaptı, özü muhtaç bulmayan narsadan bakıllık koygandır ihtimal. Üyde bir narsası var, özü muhtacı mescunge, turuptu. Bir adam kim sorarsa, şunu bakıllı kılı vermedi. Yani özü muhtacı olsaydım, ben şimdi işleti yaptım, ben kereyi desem. Kereyi nasıl bunca? Kereyi yok, sonra kendi bakıllı kendi. Sen kaçtan böyle sen. Şaşırma bir insan hakkı da cenneti değişlik dedi. Ne bu? Uşanın gel, sebep ne mi buldu? Sebep uşa tiriden buldu. Etki ihtimal nasıl yapıp koygen buluşu mümkündür dediler. Demek bu bekarçı geplerde gapirip koyarken insan kim o? Bu insan
O'zining gapirayotgan gapi bilan o'ylab turgan fikrida orasida aloqa zaif bo'lgan odamdir. Ya'ni ba'zida gapirgan gapi aqlidan emas, tilidan chiqib ketib qoladi. Aqliga to'g'ri kelmaydigan gap qoladi. Shuning uchun inson qancha ko'p gapirsa, shuncha xatosi ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun shoirlarda bir so'zi bor ekan: "Yamutul fata min ifratin bi lisanihi va laysa yamutul mar'u min ifratir rajul." Ya'ni aytgan ekanlarki, bir yigit odam deyapti, u o'zining tilidan o'ladi bo'lsa deyapti. Boshiga kelayotgan balo tekshirib kelsangiz, uning tilidan kelgan bo'ladi. Insonning sababidan bo'lib o'lib qolmaydi deb aytgan ekanlar. Shuning uchun Imom Bayhaqiydan bo'lgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innal abda la yaqulu al-kalima la yaquluha illa liyudhika biha al-majlis." يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض وإن المرء لا يزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. أنا Peygamberimiz aytdilar ki, bir banda deyapti, bir sözde aytıp koyadı, bir sözde gapirip koyadı deyapti. Bazıda adamlarda küldürüş üçün, o şehirde oturgan adamlarda küldürüş üçün şunday bir gapti gapirip koyadı ki, mana şu gapirgan gap sebebiden osmon bilan yercha jannatdan uzoqlashadi bo'ldi. Bitta gapi uchun. Nima uchun gapirgan? Odamlarni kuldiray deb gapirgan. Lekin bu kuldiradigan gapi befoyda gap bo'lgan. Noto'g'ri gap bo'lgan. Kuldirish uchun gapirib qo'ygan. Shuning uchun payg'ambarimiz aytdilarki, inson deyapti, tili bilan adashligi, oyog'i bilan adashishga qaraganda dillar ko'proq, qattiqroq bo'ladi. Ayağı bilen adaşadı insan. Zinaga barışı mümkün, bir yalarga natoru kılışı mümkün. Lekin tili bilen kıladigeni, ayağı bilen boladigen günahıdan kattıqraldır. Nübettiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnsan gapiradigen bosa, fakat çıraylı, fakat yaxşı gaplardı, gapirişlik gerek. Çünkü insan kança çıraylı gaplardı gapirsa, bu zinin menüsü çıkan çıraylı gapları neticesi de, onun axloqi go'zal oladi. Va har bir gapirgan gapiga ajri savobni oladi dunyoyu oxiratda ham. Chiroyli gapirishlik shu darajada muhim ediki, Alloh azza va jalla Bani Isroildan qasam olgan paytida, va'da, misoq deydi, o'rtada kelishuv, qasam olgan paytida chiroyli gapirishga ham qasam olgan hatto. Chiroyli gapirasan deb turib, bir farz qilib turib Alloh azza va jalla Bani Isroilga buyurgan. Bakara surasida Alloh mana shu Musa alayhisalotu vasallam tarafidan Bani Isroildan olingan va'da haqida gapirib, "Va iz akhazna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illa Alloh va bil validayni ihsana va zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus solah wa atuz zakah." Haligi misoqni Alloh gapirib, biz deyapti, Alloh azza va jalla Bani Isroildan qasam oldik. Ahd oldik, ahdi paymon qildik. Nimaga? Faqat birgina Allohgagina ibodat qilishlikka. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Qarindosh urug'larga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishlikka va odamlarga faqat yaxshi gaplarni gapirishlikka. Va namoz o'qishlikka va zakot berishlik. Mana shuni Alloh azza va jalla Bani Isroildan ahd paymon olgan ekan. Farzning ichiga kirgizdirgan qarang. Farzning ichida yaxshi gap gapirasan. Gap chiqadi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, u til gapiradi. Demak, mana shu gapni ibodat qilib olasizlar. Faqat yaxshiga ishlatasizlar. Molni Alloh berdi, molning zakotini berasan. Sog'liqni berdi, namozingni o'qiysan. Tildi berdi mi? Hani indi tildi, nimaga ishlatasan? Faqat yaxshi gaplarga ishlatishga olgan ekan. Chunki birodarlar, mana bu til sababidan inson atrofida insonlar, yaxshi insonlar borliq qolib keladi. Do'stlari bilan yaxshi gaplashishligi natijasida o'rtada muhabbat paydo bo'ladi. Yomon gap gapirishlik natijasida odamlarni o'zidan qochirib yuboradi. Shuning uchun shayton mana shu tilni juda qattiq ishlatadi. Ya'ni ko'rib turibdi, shu til yaxshilikka ishlatsa, bundan faqat insonlarning qalbini sotib oladi.
yani etrafıya hem ödeyemez. Ve yaman til neticesinde ise düşman bulur. Yaman til bilen ahırı insanlar birbirini ölümge hem avarır. Birbirini arkasından gıybet koyardı, söküp koyardı, gebirip koyardı, kemsizlerdi, hemmesinden tilden çıkardı. Ha? Şunun üçün tildi şeytan işlettirdi. Şunun için ihtiyat buluşluğunu Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi de yaptı ki وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَهُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُب۪ينًا Allah Azze ve Celle de yaptı ki benim kullarımda, bendelerimde ettim ki yaptı. Kullarımda ettiler. يَقُولُ أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Fakat yaxshi tiroyli gaplarni gapirsin deb. Faqat yaxshi gap gapirsin. Nimaga deb? Chunki agar bular yaxshi gapni gapirmasa, inna shaytona yanzagu baynahum. Shayton mana bu yomon so'z bilan ularning orasini buzadi deyapti. Ularning orasini ajratadi. Bu kim shayton? Ehtiyot bo'linglarki, bu insonga ochirdan ochiq bo'lgan dushmandir. Ya yaxshi so'z aytib do'st bo'lasiz, ya yomon so'z aytib düşman bo'lasiz. Bu düşmanlikni bu insonga faqat shayton olib keladi va shayton insonning do'sti emas. Hatto shu foydalanar ekanki, bir insonga ikkinchi inson biror gapni gapirib tursa, o'rtaga shayton kirib, ikkinchi insonning qulog'iga shuni sal boshqacharoq obartiradi. So'z chiqishi bir xil chiqar ekan. Lekin haligi kishining qulog'iga borguncha shayton haligi eshitayotgan kishiga g'ulg'ula solib qo'yadi. Gap bitta. Lekin ma'nosini ikkinchi ma'no qilib olib boradi. Sababi haligi inson bilan ikkinchi insonning o'rtasida dushmanlik paydo bo'lsin. Oddiy gap gapirilgan. Lekin shayton haligiga g'ulg'ula solib boshqa qilib eshittirib, bu orasini buzar ekan. Shuning uchun bu nafaqat do'stlarning orasini buzishlik. Yaxshi gap hatto dushmanlarning orasini yaxshi qilar ekan. Dushmanlarni ham insonga do'st qilib qo'yar ekan chiroyli so'z. Buni Alloh azza va jalla aytibdiki, "Va la tastawil hasanatu va la sayyi'atu idba billati hiya ahsan." فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَل۪يٌّ حَم۪يمٌ Allah Azze ve Celle Fussilat Suresi'de etiyordu ki yahşili bilen yamalli teyip olmayıdı. Yahşili bilen yamalli çıkacağın teyip olmayıdı. İki o. Birbirinden katta farkladığın derse. Sen de yaptı senge bol etken yamallilerdi yahşi söz bilen chiroyli so'z bilan qaytaring. Senga biror yomon so'z gapirdimi? Seni haqorat qildimi, kamsitdimi? Sen unga javobni chiroyli so'z bilan qaytarging deydi. Shunda nima bo'lyapti deydi Alloh. Fa iza allazi baynaka va baynahu adawatu ka'annahu hamim waliyun hamim. Shu yaxshi so'z natijasida sen bilan dushman bo'lib turgan odam sen bilan qaynoq do'st qoladi. Ana shu dushmaningni do'st qildiradigan narsa bu tilaka deyapti. Birodarlar, Alloh azza va jalla biladi. Ya'ni insonga so'zning ta'siri qanchalik kuchliligini juda yaxshi biladi. Ana shuning uchun bu so'zni Alloh azza va jalla ishlatganda shunday chiroyli ishlatinglarki, dushmanlaring ham sizlarga do'st bo'lib qoladi deyapti. Bo'lib qolar ekan haqiqatdan ham biz yaxshi so'zni ishlatadigan bo'lsak. Mana shu tarix islom tarixini o'rganib chiqqan paytimizda shu narsani men guvohi bo'lganmanki, shu bir yerda mana shu sulh bo'lib ikkita musulmon yoki dushman tarafidan shu sulh bo'lib endi bu urush to'xtab tinchlikka qadam bosib turganida bir ikkita ahmoq odamlar shu sulh vaqtida bir ikkita noto'g'ri gapni gapirdi. Haligi endi urush to'xtab hamma yoq tinchlik bo'laman deb turganda bitta noto'g'ri so'z natijasida bor sulh ham buzilib, yana qaytadan jang bo'lib, minglab odamlar o'lib ketgan. Bitta ortiqcha so'z bilan sulh paytida. Ko'ryapsizlarmi, shunchalik darajada buning ahamiyati islomda, umuman insoniyat, bashariyatda muhimdir. Bu so'zning ta'siri.
Şunun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlarını karakterini yaxşı bilirdi. Peygamberimiz ettiler ki innakum lan tasaun nase bi amvalikum. Sizler adamlardı deyipti, özlerinde malı dünyaların bile razı kılamışlar. Oylamaylar, meni pulum bosa, hemen satıp alamam. Hemen ben kursan kılamam diye oylamaylar. Baylığı bilen sizler adamlardı, kursan kılamışlar hemen. Çünkü kimdir kursan buladı, kimdir kursan bulmaydı, kim gelir yakadı, kim gelir yakmaydı. Lekin et yaptı ki, فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْتُ الْوَجْهُ وَخُسْنُ الْخُلُقُ. Lekin sizler adamlardı, uzlarında, yüzlerinde buladıkken tebessüm ve şirin hulkların bilen kursan kılamışlar. Yaxşı xulq bilen ve şirin yüz bilen deyişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Bazzar'dan bulgen hadiste. Belki ne fakat Allah Azze ve Celle kılınıyetken sadaka, kılınıyetken yaxşilik yaman söz bilen belirlediğin bu sen. Yamanlık, yaman muamele bilen belirlediğin bu sen. Ondan köre hiç nasıl birme yaxşı söz bergin. Salıştırganda yaxşı söz seni bergen narsayla üstün bo'ladi. Nima deyapti mana? Alloh azza va jalla Baqara surasida qaulun ma'rufun va mag'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha aza vallohu ganiyyun halim. Alloh aytibdiki, chiroyli söz, chiroyli söz va mag'fira, kechirib yuborishlik bu sadakadan yaxshi. Qanday sadakadan? O'sha sadakadan so'ng unga beril, sadakadan so'ng azob beriladigan bo'lsa, azob yetkaziladigan sadakadan ko'ra hech narsa berma, lekin chiroyli so'z gapir. Uni kechirib yubor. Ana shu yaxshiroq deyapti. Alloh azza va jalla boy va halim bo'lgan zotdir. Inson bu yaxshi so'zi bilan, chiroyli so'zi bilan Allohni roziligini oladi va bu rozilik albatta jannat bilan tugaydi. Imom Bazzardan bo'lgan hadisda Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Allimni amalan yadkhuluni jannat." Menga shunday amalni o'rgatdingki, men shu amallarni qilib jannatga kiray dedilar. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, أطعم الطعام وأفش السلام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. Aytdilar ki, taomlantir. Odamlarni taomlantirgin va salomni tarqatgin. Hammaga salom bergin. Va kechqurun hamma insonlar uxlaganda namoz o'qigin, inshaalloh jannatga omon bo'lgan holatda kirasan. Alloh azza va jalla nafaqat mu'min musulmonlarning orasida shirin so'z yaxshi bo'lishlikka, balki hatto bizning qarshimizda qarama-qarshi bo'lib turgan yoki dushmanim biz bo'lib turgan boshqa din ahllari bilan ham hattoki yaxshi muomala qilishlikka, shirin so'z gapirishlikka buyurgan. Endi o'ylab ko'ring. Agarki bir islomni yoki Allohni dushmani bo'lib turgan odamlar siz bilan talashgan paytida shu odamlarga ki yaxshi gapirishlik buyurilgan bo'lsa, demak musulmonlarga ayniqsa yaxshi gapirish kerak bo'ladi. Alloh azza va jalla mana Ankabut surasida aytayaptiki, "Va la tujadilu ahlal kitob illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu." Allah azze ve celle buyuruyordu ki, "La tucadilu ahlal kitab." Ahli kitab bilen talaşıp tartışkan peytlerinde diyordu. Fakat yaxşı söz gapirip tartışırlardı. Gapleşselerin yaxşı gaplerdi gapirirler. Fakat haddiden aşıp zulüm kıganlarga yine yumuşak gapirmasın. Belki gün haddiden aşmayan ahli kitablar bilen yaxşı gapirip, çıraylı gapirişlik ki Allah buyur. İmam Malik'ten bo'lgan rivoyatda Yahya bin Said aytdilar ki,
Hatta ki ilgergi peygamberler hem çıraylı söz gepirgenliği, ahlakı güzel bu geldiğini bir misal getirip. İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselam bir günü köçeden kötü yapsa, köçede onun karşısında çocuk durma gerek. Haligi çocukaya karab durup etti ki, çıraylı kılıp salamet halde şu yoldan çekilge çıksayız dedi. Diken eken haligi yanındaki adamlar onge karab durup, çocukaya şuna gel etiledi mi diş. Yani çocukaya tür, yukan kiş, yenge kaligi her kıl doğup popsalar kıladı. Çocukaya hem şuna kadar çıraylı gel yapırlarına. De hayran buluşup İsa Aleyhisselam da yapıyor. Şunda İsa Aleyhisselam etipler ki, ben bu çocukları hürmet edeyim lan, ya çocukadan bas. Ben korkamam ki, bana şu çocuklarla böyle şuna kadar yaman gap yapıp durup, tilim yaman gap görgenip kalışmıyor. Tilim yaman gap görgenip kalmasını için hemen ısırı yaşlı yapıyorum. Çünkü yaman gap görgenip kalışmıyor. Bu sefer tilim ne oldu? Kigin yaman o kalıştı. Şimdi insanlar var ki, Allah sahlasın, bu insanlardan uzlarının tilleri sebeplerinden, onların uşağı, yüzü, ahlakı, yamanlığından kançalık insanlarga, başka etrafında insanlarga kança bir köp zararlar yetkin. Bir günü, şimdi vakıya baktı ki, bir nadan adamlardan bittesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamını üyünü aldı, gekipti. Peygamber aleyhissalatü vesselam halige adamdı, yaşlı gepler bilen gepirip, üyüge kirgizmesten, eşiğin teki de yok, çıraylı çıraylı geplerdi gepirip, kaytarıp, yuvarlıktı. Çünkü, bizim halkımızda bir makal var o. Ahmakka, sükut, cevap. Yani ahmakka veriladigan en yaxshi cevap bu sukut qilishlik. Çünkü siz gapiradigan bo'lsangiz, o gapingizdan boshqacha ma'nolar chiqarib janjalni yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldiga bir kishi ruxsat so'rashga uzun so'radi gaplashlik. İmam Buxoriydan bo'lgan hadisda Ayşe radıyallahu anh ettiler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın aldığı bir kişi ruhsat soradı. Peygamber aleyhissalatü vesselam kimdir sonra geldiler? Bu palancı kabileden geldi de geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu dedi kabiledeki en yaman adam meneşe adamdır. Yapır. Kirmesin aldı. Gelin kirsin de ruhsat verir. Halil adam kirgenden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bu adamga yaxshi yüz bilan qarab, yaxshi muomala qilib kuzatdi. Shunda haligi odam chiqib ketgandan keyin Oysha onamiz aytibdilarki, "Ya Rasululloh, men ashu odam keldi deganimda, siz u odam haqida bu palondaqa palondaqa bir rasvo odam dediz. Lekin dedi, siz kirganda qarasam, unga shunaqa bir yaxshi muomala qildingizki, xuddi bir eng yaxshi odam kelgandek bir muomala qildingiz" dedilar. Men tushunmay qoldim. Yani gapirgan gapingiz. Bu qanaqa bir yomon odam dediğinizde kirgandan keyin shunday yaxshi muomala qildingizmi tushunmay qoldim deganda Oysha onamiz payg'ambarimizdan savol qilishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ya Aisha, mata ahattani fahishan?" Sen ey Oysha deyapti, "Qachon meni yomon muomala qilganimni asli ko'rgansan o'zing? Hayotingda ko'rganmisan meni biror marta bir yomon muomala qilganimni odamlarga?" Aslında Peygamberimiz hiç kim bilen uzun yaman muamela kılmasayken. Hatta ki yaman bulsa ya. Yaşı bulsa yaşı. Yaman bulsa hem yaşıyken. Lekin Peygamberimiz bir yerde bir nesneyle itibar kılıp kızık bir hadis ettiler ki İnne min şerrin nasi indallahi ta'ala menzilete yevmel kıyamen men terakehun nasu ittika'a fahşahun. Kıyamet günü de diyepti Allah'ın aldığı en derecesi yaman adam, bu adamlar onu yamanlıgiden korkup, zararı tegip kalmasın deyip, hele ki adam bile yakşı mamulakı yandı.
Haligi odam kelsa, yaxshi muomala qilmasa, buni zarar deyib qoladi. Endi nima qilay? Shuning zarari tegmasin deb unga yaxshi muomala qilinsa, bu odam qiyomat kunidagi eng darajasi yomon odam bo'ladi. O'rni eng yomon odam. Alloh taolo. Chunki odamlar uni yaxshi bo'lganchi muomala qilmayapti. Shu yomon, shuni yaxshi muomala qilmasa, menga zarari tegib qoladi deb turib, qo'y shuni zarari tegmasin deb turib, zararidan himoya qilishlik uchun o'zini u odam bilan nima qilishadi? Yaxshi muomala qiladi. Bu aslida xursand bo'lmasin odamlar men bilan yaxshi muomala qilyapti demay yaxshi man ekan deb. Yo'q, ular sendan qo'rqqanidan qilyapti. Demak, sen ehtiyot bo'l. Allohning oldidagi eng bir nima yomon odamga ajralib aylanib qolar ekan. Hayotimizda ham kundalik hayotimizda ham shunday muomalar ko'p bo'lib turadi. Biz payg'ambar alayhisolatu vasallamni hayotidan o'rnak olib, har bir insonlarga biz yaxshi yuz, yaxshi muomala qilishligimiz darkor bo'lar ekan. Chunki Alloh azza va jalla o'zining qullarini Qur'oni Karimda maqtagan paytida ular haqida gapirib aytdiki, mana Furqon surasida va ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allohni deyapti, Rahmanning qullari bular shundayki, yer yuzida yuradigan bo'lsa, hokisor bo'lib yuradi. Mutavozi bo'lib, tavozili bo'lib yuradi. Ya'ni takabburlanib, gerdayib yurgan paytida hamma uni tasavvurini bilmasdan, bosar-tusarini bilmasdan mas deyapti. Hokisor bo'lib yuradi. Mutavozi bo'lib yuradi deyapti. Agar unga johil odamlar murojaat qilib gapiradigan bo'lsa, johil odamlar u bilan talashmoqchi bo'lsa, bu u odamlarga qarab salomat bo'linglar, yaxshi qolinglar, yaxshi turinglar deb ketadi. Talashmasak, jallashmasak, biror bir gap gapirsa, salomat bo'linglar, sizlar to'g'risizlar, sizlar yaxshisizlar deb ketaveradi. Yoki Qasos surasida ham Alloh aytayaptiki, o'sha Allohni yaxshi ko'rgan bandalari haqida va iza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Agar deyapti bu odamlar Allohning qullari bekorchi gapni eshitadigan bo'lsa, biror yerda bekorchi gap bo'linadigan bo'lsa, ular undan yuz o'giradi. Gaplashmaydi. Lag'v bo'ladigan joyda ularni topmaysiz. Mayli uyam, o'sha lag'v bo'ladigan odamlarga aytar ekanki, qiladigan amallaring nima qilsalaring o'zlaring javob berasizlar. Biz o'zimizning amalimizga o'zimiz javob beramiz. Nima ish qilsalaring sizlar o'zlaringga, qilgan bizning amalimiz o'zimizga. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Sizlar salomat bo'linglar. Biz johil odamlar bilan talashib, tortishib o'tirmaymiz. Bizga kerak emas bunaqa odamlar deb turib chiqib ketishadi. Lag'v bo'lgan joyda o'tirishmaslik. Birodarlar, lag'v bizda hozir eng ko'p bo'ladigan joy qayer bilasizlarmi? Ha? Yig'ilib olib lag'v qiladigan joy. Osh, u choyxonalarga yig'ib olishadi, yig'ilib olishadi. Unisi osh qanchada bir yarim soat desa bo'ladi, ha? 2 soat, 3 soatlab o'tiradi. Nima gap bo'ladi? Har xil gaplar bo'ladi. Ana shu gaplarning hammasining oti lag'v bo'ladi. Ana o'sha yerda o'tirib, shular bilan gaplashib, dunyoning gapini gapirib o'tirgan bo'lsa, bu Allohning, Rahmonning qullari bo'lmas ekan. Rahmonning qullari bunday baxtli qarakan. Meni vaqtim juda qimmat. Men bunaqa qilib bekordan bekorga o'tkazmayman. Hozir men mana shu yerda o'tirsam sizlar bilan suhbatlashib. Xo'p, men nima olaman? Bekorchi gap bo'ladi. Bekorchi gap gunoh. Men kerak emas bu gunoh hol. Men haqimda nima desalaring deyoringlar. Men ketdim, sizlarni oldinglarga o'tirmayman, xafa bo'lmaysizlar. Deb turib-turib ketadi. O'tirmasin. Chunki ular Allohning do'stlari. Bizimizda jo'ralar deydi-yu. Ha? Jo'ra qanaqa bo'ladi jo'ra? Jo'ra unaqa bo'lmaydi.
Cüreler yığılsa fakat Allah Azze ve Celle'nin isletedigen cüreler olsa cüre olur. Allah'ın isletmediğin cüreler bunlar cüre olmaydı. Hakiki dostlar fakat uşa cennette isletedigen insanlar yine hakiki buladı. Halas. İnsan cahili çıkan peyti de bir madde çidiydi, iki madde çidiydi, ahir kub insanlar patlap gidiyordu. Cahilini çıkarsayız, bir çide beredi, yine bir çide beredi, ahir bir günü gebir varadı, demeydi de, duramaydı, çıkıp gidiyordu. Çıkkan diyem çırağı çıkmaydı ki. Bunlar ise gebirler buradan çıkardı. Yığılıp koyandı, birinci gebirgen de sabır kıyken de yığılıp koyan azral. İkinci gapirganda yig'ilib qolgan. Endi uchinchisiga kelganda chidamadimi? Endi atvet javobi u bir marta bo'lmaydi. Hali uchtasi qo'shilib turib chiqadi-da. Juda yomon chiqadi. Va oxiri oqibat noto'g'ri narsa bilan tugaydi. O'sha chiqayotgan paytida uning o'sha chiqayotganini shayton boshqarib chiqaradi. Bu aslida jim o'tirsa yengib ketar edi. Ana o'shani shayton tayyorlagan buni charxlab chiqartirdi. Bu portlagan paytida u yaxshilik bilan tugamaydi hali. Karşısında duruyor adamlar. Uşu kola deyim de. Bu nasıl verdim? Gepir ola deyim bu. Bunun için insan fakat şu sabır indirmesliği bilen yutup gete aladı halas. Bana bir vakıya bugün Abu Davud'dan bulgen rivayette Said ibn Musayyib tabiinlerinin inkettesi de muhşe ettiler ki bir günü Peygamber aleyhissalatü vesselam o'zining sahobalari bilan birga suhbatlashib o'tirgan edi. U yerda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham o'tirgan edi. Shunda bir odam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida u kishining g'azabiga tegadigan gapirdi. Bu gapdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ozor topdi. Lekin o kişiye hiç narsa deb aytmadı. Sabır kılıp indemeyi oturdu. Şunda haliga adam karasa Abu Bakr Siddiq jim oturgan eken judayam bir yaxshi bo'ldi deb ikkinchi marta o kişiye zarar keltiradigan gapni gapirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yana indemeyi oturursa bu meni gapim to'g'ri ekan shekilli. Bu indemeyi oturibdi deb turib yana üçüncü madde yine Abu Bakr Siddiq'a tegadigan yomon gapni gapirdi. Şunda Abu Bakr Siddiq chidab tura olmadı da o'zini himoyasi uchun gapirdi. Haliga odam bilan endi himoya qilishlikka o'tib gapirib ketdi. Şunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq haliga odamga savol javob qilib qaytarayotgan paytida o'rinlaridan turib ketdi. Şunda Abu Bakr aytdilarki ya Rasululloh meni gapim yoqmadi mi sizga? Abu Bakr o'zini himoya qilib gapiryapti dedi. Lekin Rasululloh indamay o'tirib, Abu Bakr gapirayotganda turib ketdi. Meni gapim sizga yoqmadi mi? Og'ir biror yoqmaydigan gap gapirdimmi deganda payg'ambarimiz aytdilar, yo'q dedilar. Menga yoqmagan gap gapirmading. To'g'ri dedilar. Valakin nazala malakun minas samaa yukazzibuhu bima qala. Sen bilan o'tirgan paytimizda seni hakkında yaman gap gapirgan paytda osmondan bir farishta tushdi dedi. Bu farishta oturib olib sen tarafta turib haligi odamni sen yolg'onchisan, sen kazzobsan deb turdi deydi. U odamni yolg'on chiqib o'tirdi farishta dedi. Seni o'rningga farishta javob berib turdi. Falamma intasar zahaba al-malak. Sen haligi odamga qarshi turding deyapti. Farishta endi xizmatni o'zingizga topshirdik dedi-da haligi ketdi dedi. Men endi seni o'rningga ishlab turdi. Sen o'zing boshlading. Mani endi uzr siz oling vazifangizni topshirib ketdi dedi. Va qa'ada shayton. Endi dedi shayton o'tirib oldi uni. Farishta ketib o'rniga shayton o'tirdi. Falam akun li ajlisa idza qa'ada shayton. Shayton kelib o'tirsa men u bilan o'tirmayman birga. Farishta o'tirsa o'tiraman. Şeytan oturdu mu? Ben şeytan bile hiç kaçan birge oturuyum ve aşın için turup gittim. Şunu yapsalar mı? Acayip hadis. Yani sizge bir o hücum kıladigen bosa. Kohlasayız,
sabr qilib turasakan, o'zingizga kelib farishta kelib, "Sen yolg'onchisan, sen kazzobsan" deb javob beribdi. Farishta javob berib turadi unga. U eshitmasa. Bo'ldi, u javobini olib ketdi. Aytishardiki, bir odamga salom bersang, salomingga alik olmasa, xafa bo'lmagin. O'rniga farishtalar tushib senga salom beradi. U odamdan ko'ra yaxshiroq zotlar javob beradi. Yani o adam vermedi mi onunla farişte bo'ladi. Senga dedi, savobi yana ham ko'proq bo'ladi. Hatta olmagin degan. Qarangki, shunday farishtalar bor ekanki, mana shu janjal paytida kelib, siz tarafta turar ekan indamasangiz. Lekin janjalni boshlasangiz, onunla ketib shayton kelib olar ekan. Janjal qilgan paytda, insonni kamsitgan paytida jim turish kerak ekan, har doim deb noto'g'ri tushuncha olmasligimiz kerak. Ya'ni inson o'zini xor-xor qilishligiga ham yo'l bermaslik kerak. Ya'ni mu'minning o'zining g'ururi bor. O'zining insonning qadr-qiymati bor. U qadr-qiymati xor qilinsa, bu odam indamasdan turishligi ham to'g'ri emas. Uni farqini ajrata bilish kerak. Qachon gapirish, qachon gapirmaslik kerak, qachon sabr qilish kerak, qachon o'zini himoya qilish kerak. Mana buni bilish kerak. Alloh azza va jalla mana Niso surasida aytayaptiki: La yuhibbullohul jahra bis-su'i minal qawl illa man zulima wa kana Allohu samian alima. In tubtu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allohu kana afuwan qadira. Alloh azza va jalla bizga o'sha ta'lim berib aytayaptiki, Alloh azza va jalla yomon ochiqdan ochiq qilinadigan gunohlarni, yomon so'zlarni yoqtirmaydi. Ochiqdan ochiq aytiladigan yomon so'zlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Lekin deyapti. Bir insonga zulm qilgan bo'lsa, ana o'sha inson shu zulmini o'zidan qaytarishlik uchun himoyasiga gapirishligi mumkin. Ya'ni qoziga shikoyat qilishi mumkin. Hokimga shikoyat qilishi mumkin. Javob berish kerak. Bir odam sizga zulm qilib, haqorat qilsa, sizning haqqingiz bor, uning ustidan nima qilishlikka? Shikoyat qilishlikka haqqingiz bor. Sizga yomonlik qildimi, u odamning yomonligi haqida gapirishlik o'zi yomon so'z. Lekin Alloh shunga aytayaptiki, zulm qilingan odam o'zini o'zi mana bundan himoya qila olmasa, bu zulm tarqab ketaveradi. Bular indamas ekan mu'minlar, bularni xohlasak tepamiz, xohlasak so'kamiz, nima qilsak qilaveramiz, bular shunaqa yuvosh ekan deb o'ylamasin bular. Mu'minlar ahmoq emas, so'kishni oladigan. Ya'ni hammasini o'zini javobi bor. Salomga alik bor, ya'ni bu zulm qilingan bo'lsa haqiqatdan haqqi bor bu insonni shikoyat qilishlikka va o'zining obro'sini saqlab qolishlikka deyapti. Agar deyapti, yaxshilikni ochiq qiladigan bo'lasizlarmi, yashirin qiladigan bo'lasizlarmi? Alloh azza va jalla bu haqida aytayaptiki, agarda kechirib yuborsalaring, bu sizlar uchun yaxshi. Va Alloh azza va jalla qodir bo'lib turib kechiruvchi zotdir. Mana Allohning bir sifati bor ekan. Alloh qodir. Alloh o'ch olishlikka qodir, hammamizga jazo berishlikka qodir, hozir gunohimizga. Lekin o'shani ishlatib bizga jazo bermayapti. Nimani ishlatyapti? Kechirishlikni ishlatyapti. Qodir bo'lib turib, jazolashga kuchi yetib turib, jazolamasdan bizni kechirib yuboryapti. Demak, inson ham kuchi yetib turib, o'ch olishlikka, jazolashga kuchi yetib turib, kechirib yuborishligi bu Alloh tarafidan yaxshi ko'rilgan amallardan hisoblanadi. Islom dini, birodarlar, janjallashishlik, tortishishlikni nihoyatda yomon ko'radi. Chunki bu janjallashishning oqibati doim ikki tarafda tushunmovchilik olib keladi. Hatto ikki tarafni bir-biriga dushman qilib qo'yadi. Rasululloh shuning uchun doim qattiq turardiki, mana shu janjallashishlikdan bizni qaytaradi. Chunki birodarlar, janjallashishlik bizga haqiqatni olib chiqib kelmaydi. Tortishsa ikki taraf
insonning tabiiy bir xislati bor, shu yengsam deb harakat qildi. Buning uchun haqiqatni bayon qilish emas, ko'proq shu yengsam degan bir paydo bo'ladi tushuncha. Haligi tushuncha paydo bo'lgandan keyin endi tamom haqiqat o'z-o'zidan erib yo'qib ketadi. Bu yerda haqiqat bo'lmaydi. Bu yerda o'zini to'g'ri ko'rsatishdan boshqa narsa paydo bo'lmay qoladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Dawuddan bo'lgan hadisda aytdilarki: "Man tarakal miraa wa huwa mubtilin buniya lahu baytun fi rabtin janna." Kimda kim janjallashni tashlasa, agar o'zining nohaqligini sezib qolib, janjallashni tashlasa, bu odamga deyapti, jannatning chekkasidan joy berdi. O'zining nohaqligini bilib qoldi. Wa man tarakaha wa huwa muhaqqun buniya lahu fi wasatiha. Agar o'zining haq ekanligini bilib turib, janjalni to'xtatsa, tashlasa janjalni, tortishlikni, bunda deyapti, jannatning o'rtasidan unga uy bo'ladi. Va min husni xulqihi buniya lahu fi a'laha. Lekin uning xulqi juda ham chiroyli bo'ladigan bo'lsa, jannatning eng ustidan unga uy quriladi deb aytdi. Payg'ambar sollallohu janjallashib dushman bo'lib qolayotgan odamlarga qarata shunday nasihat qildilarki, Imom Buxoriydan bo'lgan hadisda inna abghadar rijali ila allohi al-aladul khasm. Alloh azza va jalla uchun eng bir yomon bo'lgan, eng bir yoqimsiz bo'lgan inson bu janjallashganda ham qattiq janjallashadigan odamdir. Janjallashgan paytida qattiq tortishadigan odamdir. Janjallash haqida Imom Tirmiziyda bo'lgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma dalla qaumin ba'da hadiyin kanu alayhi illa utul jidal. Ilgarigi qavmlar haqida gapirib va bu qavmlar ehtimol bugun bizning kunimizda ham bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytayaptiki, bir qavmga Alloh azza va jalla hidoyatni bergan bo'lsa, mana shu hidoyatdan adashtirgan narsa bitta narsa bo'lgan deyapti. Har bir qavmda. Bu deyapti. Tortishuv. Tortishuv natijasida bular hidoyatdan adashib ketdi. Adashib ketgan. Va yana bundan keyin ham adashib ketdi. Ya'ni hidoyatda bo'lgan, lekin bu hidoyatdan buni olib chiqadigan narsa tortishuv. Tortishgandan keyin qavmlar chiqib ketgan deb. Chunki hidoyatni istagan odamlarda, birodarlar, bunaqa sifat bo'lmaydi. Ya'ni bir-birini pastga urish, o'zini haqligini ko'rsatishlik, bu narsalar haqiqatni istagan odamlarda bo'lmaydi. Tortishuv nima bo'lishidan qat'iy nazar. Xoh u tortishuv siyosatda bo'ladimi, xoh u tortishuv dunyo ishida bo'ladimi, fanda bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, tortishuvning oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Ayniqsa agar bu tortishuv diniy sohada bo'ladigan bo'lsa, buning oqibati, buning zarari yana ham kuchliroq bo'ladi. Imom Tabaroniydan bo'lgan hadisda bir guruh sahobalar rivoyat qildilarki, bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallam bizni oldimizga chiqqan edilar. Biz diniy bir masala haqida, diniy bir ish haqida bir-birimiz bilan tortishib yotgan. Bir-birimiz bilan janjallashib tortishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizni tortishib turganimizni ko'rib shu qadar g'azablandilarki, bunaqa g'azabini biz ilgari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda ko'rmagan. Juda ham qattiq g'azablandilar. So'ngra bizga qarab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azab bilan aytdilarki, "Mahlan ya ummati Muhammad. To'xtaylar, shoshmanglar,
Ey Muhammed'in ümmeti, innema halaka men kana qablakum bihaza. Sizlardan oldingi o'tgan odamlar mana shu sizlardagi tortishib turish natijasida halok bo'lgan edi. Sizlardan oldingi o'tgan ummatlar sizlarga o'xshab tortishishligi natijasida halok bo'lgan edi. Zarul miraa li qillati khayrihi. Tashaylar bu tortishlikni. Unda hech qanday yaxshilik yo'q. Tartışuda hiç kendine yakşılık yok. Zerul mira'a fe innel mu'mine la yumari. Ha şeyler bu tartışılığını, mumun adam tartışmayın. Fe innel mumari fettemmet hasarata. Ettiler ki, bu cencelleş edilen adam diyetti, elbette hasarat götürecekti. Yani fayda olmaydı. Fakat hasarat topadı falas. Zerul mira'a fe keyfe ismen. Ala tazalu mumariya fakafa ithman. Yani agar tashaylar bu tortishlikni mana shu tortishlikdan ortib keladigan gunohning o'zi sizlarga yetarli gunoh bo'ladi. Zarul miraa fa innal mubari la ashfa'u lahu yawmal qiyamah. Tarati talashib tortishlikni tashaylar men chunki qiyomat kunida bu talaşıp tartışıcılarını şefaat kımıyman. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini hem kurup olarak. Zerul mira'a fe ana za'im bi thalâseti abiyatin fil cennet. Taşeyler bu tartışılığını men diyettiler, cennette diyettiler. Üçte üy var diyetti, ana üy, uşa üyde hocayınıma, uşa üyden veremem dedi. Riyaduha ve vasatuha ve a'laha. Limen terekel mira'a ve huve sadikun. Zerul mira'a. Uşa cennetteki üçte uy dedi. Bittesi çekkesi de, bittesi ortası da, bittesi en tepesi de. Kim doğru bottur, uzunu doğrudur, kısablattır. Cencelleş taşıgan bosa, ana uşa en tepesi de gibi veremem. Talaşliğini taşıyla. Çünkü Allah Azze ve Celle minge diyetti, büyürgen büyürüklerinin içi de, kaytargen derslerinin içi de, en birinci olup beni butlarga ibadet kılıçlığından kaytargendi. Birinci olup butlarga ibadet kılıçtan kaytargendi. Ve ikinci olup diyettiler. Tartışlıktan kaytargendi. Birinci olup butlarga ibadet kılmaslık, ikkinchi bo'lib tortishuvdan meni qaytargan Robbim deya. Ya'ni Allohning oldida buning gunohi ham qattiq bo'ladi dedi. Shuning uchun islomda mana bu gunohlar darajasi buyukligini hatto suralarda ham ko'ramiz. Alloh azza va jalla mana Humaza surasida وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمِ Ne diyebdi Allah Azze ve Celle? Doğuzan olsun her kendi humaza ve lumaza ne diyene? Bu adamlarını teşhirip, adamlarını arkasından onların yaplarını taşıp yürüyücü, çakınçı, g'ibatchi odamlardir. G'ibatchilik, chaqimchilik qachon bo'ladi ko'proq? Ko'proq o'tirishlarda bo'ladi. Ko'proq o'sha yig'ilish majlislarda agarda diniy suhbat bo'lmasa, albatta uning muqobiliga teskarisiga har qanday birovda g'ibat, birovda go'shini yish bo'ladi. Xolaymizmi, xolamaymizmi o'sha g'ibat bo'ladi. Ana o'sha paytda mana bunaqa g'ibat natijasida inson nima bo'ladi? Do'zaxi bo'ladi. Yani veylül likulli humazatil lumaz. Her kandey, çakınçı, gıybetçi, buhtançı bunların hemmesine veyl diyetti. Ellezî ceme'a mâlen ve addede. Malı dünyanı yığva gel. Kıbra oturuştu, baylar kılat da pulu barlar kılat. Kembegeller, hemeydi. Baylar pulu köp yığvaladı. Baylılığını sanat duradı. Rahatlanadı. Lezzetlenedi. Bir dakika dolurlarım bunca koptu. Somun bunca koptu.
o'ylaydi ki, ana o'sha mol dunyosi buni bu dunyoda mangu olib qoladigan. Meni boyligim bor ekan, har ishni bitirib yuboraman deb o'ylaveradi. Lekin Alloh aytayaptiki, yo'q deb. Biz uni jahannamga itqitib yuboramiz. Uni mol dunyosi hech qachon undan oldingilarga yordam bermagan, undan keyingilarga ham yordam bermagan. Qorunning mol dunyosidaqa mol dunyosi bilmayman, kimda bo'lgan ekan. Juda katta boy bo'lgan. Nima bo'ldi? Foyda bermadi. Shunaqa. U yig'adi, yig'adi, maza qilib sanaydi, oxiri o'zidan keyin kimlargadir qoldirib ketadi. Inson hozirgi kunda mana afsuski shunaqa bekorchi o'tirishlar, bekorchi yig'ilishlar butun dunyo, nafaqat bizning yurtlarda, butun yer yuzida tarqalgan. Har xil mana choyxona degan narsalar ochilib qolgan. Choyxonalarga yig'ilishadi, qahvaxonalarga yig'ilishadi. Har xil hozir zerikib qolmasin deb yana televizorlar ham ko'p qo'yishyapti. Har xil mana bunaqalar qilib o'tirishdi. Islom aslida bu narsadan qaytadi. Aslida. Lekin mabodo bo'lmay qolsa-chi, o'tiradigan bo'lsa, Imom Muslimdan bo'lgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Iyyakum wal julusi fit turqa." Sizlar dedi yo'l bo'ylarida bekorchi bo'lib o'tirishdan qamaylar, o'tirmanglar dedilar. Qalu ya Rasululloh, ma lana but min majalisina. Endi hech iloji yo'q o'tirsak nima bo'ladi deyapti. Hech iloji yo'q o'tirib qoldik, yo'llarda o'tirib, chekkada gaplashib o'tirib qoldik. Endi nima qilishimiz kerak? Siz o'tirmang deyapsiz, iloji yo'q, shunaqa o'tirib qoldik dedilar. Payg'ambarimiz o'tirib qoldi, gaplashamiz endi dedi. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Iza abaytum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqo." Yo'q, biz ashatda o'tirmasak bo'lmaydi. Biz ashatda o'tiramiz deb turib oladigan bo'lsalar, o'tiringlar. Lekin o'sha o'tirgan yo'lda haqqini o'tab qo'yinglar o'ms. Aytdilarki, "Va ma haqqu hayya Rasululloh?" Ya Rasululloh, o'sha yo'lda haqqi nima? Deganda Rasululloh aytdilarki, qola g'abdul basar. Ko'zlaringni dedi, olib qochinglar. Ko'zlaringni yomon narsadan saqlanglar. Ya'ni o'tib ketayotgan ayollar bo'lishi mumkin, yomon narsalar bo'lishi mumkin, ko'zlaringni o'shandan yuminglar, olib qochinglar, qaramanglar. Ko'chada o'tayotgan ayollarga, ko'chada o'tayotgan mahramalarga qaramanglar. Va kaful azza va yomonlikdan qaytarib turinglar. Yomonlikdan to'xtatib turinglar, yomon narsa. Va robbus salam, salom berayotgan bo'lsa, shu salomga javob berib, alik berib turinglar. Val amru bil ma'ruf va nahi anil munkar. Ana shu yerda o'tiradigan bo'lsalaring, yana oxirgi haqqi yaxshilikka buyurib turasizlar, yomonlikdan qaytarib turasizlar. Mana shularni qissalaring o'tiraveringlar. Chunki bu o'tirishdan foyda bor-da. O'tirishdan foyda bor. Ya'ni qanday? Demak, bu odamlarga yaxshilikka buyuryapti, yomonlikdan qaytaryapti, salomga alik beryapti. Chunki salomga alik berish ham katta bir savob. Ko'rib turibsizlar, birodarlar, ya'ni insonni Alloh bergan katta ne'mati til va tildan bo'ladigan foydalar qanchalik buyuk va tildan bo'ladigan zararlar ham shunchalik buyuk. Ana shuning uchun mana bu tilni, demak, Islom bizdan qattiq himoya qilishlikka, faqat yaxshi so'zlarni ishlatishlikka buyuryapti. Bekorchi har xil so'zlardan Alloh azza va jalla saqlasin, ishlatmaslikka buyuryapti. Buning uchun esa biz ko'proq hali aytgandek, yaxshilikka buyurib, faqat da'vat qilib, faqat yaxshi so'zlarni gapirib yursak, shundagina biz tilimiz yaxshi so'zlarga o'rganib qoladi. Agarda biz yomon so'zlar bilan boshqa dunyoviy so'zlar bilan ko'proq o'tadigan bo'lsa, tilimiz ham shunga o'rganib qoladi. Til nimaga o'rgansa, birodarlar, oxirgi o'lim ham xuddi shu o'sha til ko'p nimaga o'rgangan bo'lsa, o'sha bilan tugaydi. Til nimaga o'rgangan bo'lsa, xuddi shu bilan tugaydi. So'kinib yurgan bo'lsa, o'limidan oldin ashodam so'kinib o'ladi. Odamlar gapirib yuradi, so'kinib, har gapida so'kinish qo'shadiganlari bor, boshqa. Bu odamlar o'layotgan paytda xolaydim, olamaydim, so'kinib o'ladi. Chunki o'layotgan paytda inson ixtiyori ketib qoladi. Nimasini, aqlini yo'qotib qo'yadi. Shu tili nimaga dunyoda ko'p o'rgangan bo'lsa, ashin o'zi
avtomatik ravishda gapiradigan bo'lib qoladi. Allohni eslab yaxshilikka buyurib yurgan til bo'lsa, u paytda ham o'sha Allohni eslab oxiri dunyoda tushib ketadi. Alloh azza va jallardan duo qilib so'raymiz. Alloh azza va jallar bizni mana shu tillarimizni to'g'rilashlikni, bu tillardan faqat Allohni rozi qiladigan so'zlar chiqishlikni Alloh nasib qilsin. Bu tillardan faqat Qur'on chiqishlikni, Allohning zikri chiqishlikni Alloh azza va jalla hammamizga nasib qilsin, o'zimizga va birodarlarimizga, ahllarimizga Alloh azza va jalla iymon, tavfiq, hidoyat berib, mana shu hidoyatda sobit qadam bo'lishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.